Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yeni uyandığım için arkadaşlar bu yapamıyorum. Zaten artık yapsam mı yapmasam mı çok kararsızım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer girişimin eskisi gibi devam etmesini istiyorsanız çoğunluğa göre şey yapacağım. Arkadaşlar bugün benim için çok değerli bir video çekeceğiz. Neden değerli? Çünkü Enes bize yıllardır doğum günleri olsun, yılbaşları olsun ekip olarak sürekli bir hediye furyası durup dururken ve bunların hepsi karşılıksız. Ben de dedim ki bir karşılığı olsun artık. Enes bize bu kadar iyilik yapıyor, hediyeler veriyor biliyorsunuz. Ben de dedim ki böyle bir şey yapayım, hediye vereyim Enes'e. Bugün 24 saatte 24 hediye çekeceğiz Enes Batur'la. Onu duygulandıracak hediyeler aldığımı düşünüyorum. Enes için hediyenin maddi bir değeri yok. Onun için manevi hediyeler almaya çalıştım. Hoşuna gideceği hediyeler almaya çalıştım. Şimdi 24 saatte yayıp gün içerisinde Enes'e 24 saatte hediyeler vereceğim. Eğer daha fazla bu tarzda videolar isterseniz videoya like atmayı ve abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim ilk hediyeyle. Enes'in en sevdiği öğün kahvaltı. O yüzden ilk başta Birsel kankamı hatırlarsanız. Birsel kankam! Merhaba! Acarkent'ten sonra biraz görüşemedik, videolardan da çıkamadın ama artık Enes'in yeni evinde birlikteyiz sürekli. Çünkü ben hep burada çekeceğim video, biliyorsun beni. Enes Batur'suz video çekmem çok. Evet, güzel tepki verdi. Neyse kahvaltı yapacağız. Birsel kankam yine her zamanki gibi yemekte bana yardım edecek. Enes kahvaltıda her şeyi karıştırmayı çok seviyor. Yumurta da çok sever. Zaten Birsel kankam haşlanmış yumurtaları böyle koymuş. Ama en önemlisi Fuat amcanın kaos sandviçi. Ben o sandviçe kaos sandviçi adı koydum. Öyle ilk hediyemiz sabah kahvaltısı hazırlamak. Bu Enes'in hoşuna giderdi bence. Nasıl soyuyorsun domatesleri kral? Bıçakla. Vay be. Mutfakta iki tane vazgeçilmezim var. Birisi keskin bıçak, ikincisi tahta. Şimdi benim bütün olayım tahtada. Şöyle. Kral ya. Nasıl yapsın ya? Doğru mu yerden? Ortadan. Fark etmiyor ya. Elini kesme yeter. Nasıl kesiyorsun? Benim ekmek direkt yamuldu ya. Eğlenmediklerine rağmen şaka yaptım ben eğleniyorum diye. Ben bu sebepten kaç arkadaşımla küstüm biliyor musun? Kaç? Yok. Herkesin çoğu arkadaşı olmaz. İşte onlar beni sattılar. Dediler ki NDNG daha iyi, ben de sinirlendim. Hayır be, bir daha iyi dedim. Eskiden güzeldi oldu. Yiğit şuraları da çek, her yer yağ oldu. Bıcık bıcık. Yağ mı oldu? Hani yağ yok ki. Yalakalık yapıyorsun çünkü. Şimdi Enes uyandı, üstünü giyiyor. Gelecek, ona sürpriz yapacağız. Ooo ananı ya. Çok iyi patladı Yiğit ya. Ne oluyor, ne yapıyorsun? Konfeti. Günaydın konfetisi. Al balon. Doğum günüm değil, doğum günümde yapamadıklarımı artı üstüne bana aldığın hediyelerin karşılığı bugün sana 24 saatte 24 hediye. İlk hediyem nerede? İlk hediyem konfetiydi. Konfeti hediye mi? Evet, balondu bir de, ikisi birlikte. Bu ilk hediyem. Bu kadar basit iki tane değil mi? 24 tane daha var daha. Yani 24 tane balon nerede? Balonları da tekli sanki 24 hediye, 5 hediye olsun. Sen bana bırak. Bu da kahvaltın en sevdiğin sandviçten yaptım. En sevdiğim sandviç. Fuat amca kaos sandviçi. İçinde ne varsa peynir. Bu kadar bir sandviç seviyorum, en sevdiğim. Afiyet olsun canım arkadaşım. Evet canım. Güzel. Güzel olmuş değil mi? Ben yaptım. İlk iki hediyemiz böyleydi. Şimdi bir tane daha hediye getireceğim. Ne güzel YouTube ya. İyi ki böyle devam eder inşallah. Birileri 24 hediye çeker. Birileri elektrik faturamı öder. 4 hediye mi aldın? Bu şoför olma biletin. Gün içinde sana böyle biletler vereceğim. Aa, kafamın fotoğrafını... Bu QR kod ne işe yarıyor? QR kodu aç. QR kod nereye bakıyor? Telefonum yok. Benim kanalım açıldı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTube kanalını QR kodunu da koymazsın. Al şöyle, bu ne ya? Ben senin kanalını mı koysaydım? Benim hediyem nerede? Senin hediyen bütün gün şoförün olacak. Ha işçi ya, çalış. Evet. Ya hayır ya. Çalışma nasıl cidden ya. Evet, şoför olma. Bütün gün şoförlük hayatım. Evet. Bugün boyunca senin şoförün olacağım. 24 saat. Ben bir sürü hediye aldım sana. Aralarından bir tanesine çok güveniyorum ama. Seni cidden derinden etkileyeceğini düşünüyorum. Senin maddi bir hediyeyle mutlu olmayacağını biliyordum. Arkadaşları var mesela, aylık kim bilir kaç para kazanıyor. Onlar alıyor PlayStation 5, ben şimdi ne yapayım, PlayStation 2 mi alayım? Bunu kullandın artık. Bütün gün şoförünüm. Tamam. Şimdi kahvaltı arasında bir tane daha vereyim hatta. Bir adet sırt kaşıyıcı. Ben olmadığında sırtını kaşırsın diye sırt kaşıyıcı aldım. Kaşı bakayım sırtını. Bak şimdi ben kaşıdım senin sırtını. Ben gittim, işim var. YouTube videosu çekiyorum yarın olacağıyla. Mert yok, ne yapacağım? Evet. Oo, oralarıma asla ulaşamamıştım. Ulan gördüm ben ne sırtına ulaşamadığım noktalar. Çok kaslı olduğu için arkadaş, omuz kaslarından dolayı sırtına oluşamıyor. Genelde ben kaşırım sırtını. Beni çağırır. Ben de beni artık sırt çeşmesi için çağırmasın diye böyle bir şey aldım. Nasıl, beğendin mi gidişatı? Daha oturdun 3 tane 4 tane hediye aldı kız. Bu da hediye sayılır, ben söyleyeyim. Keşke bunun biletini yapsaydım. Gözüme vurma bileti. Tamam, bir tane biletim var. İleride hediye spoiler vereyim. Popoma şaplak bileti yapabiliriz ama. Tamam. Sen seversin biliyorum. Nereden biliyorsun? Hep atıyor. Durup dururken popoma vuruyor. Öyle aniden hediyeler gelecek. Yani gün içerisinde biz devam edeceğiz ya normal hayatımızı yaşamaya. Günlük işlerimiz ne varsa, kombinim nasıl bu arada? Enes Batur kombini. Böyle dışarı çıkacağım. Gün içerisinde böyle hediyeler gelecek, o yüzden geçiş şey yapmayın, böyle aniden kesilebilir, aniden açılabilir, her şey olabilir. Al bir de aniden bir çorap turu, sana bir sürü çorap aldım. Ne aldın? Yılbaşı çorap, Iron Man var, Rick and Morty var. Rick and Morty güzel. NASA var. NASA bok gibi. Iron Man'in çirkin hali bu. Hangi 90'lar Iron Man işte. 90'lar Iron Man, bu da güzel. O da yılbaşı, kızlara hava atarsın onlar. Kızlara çok hoşuna gider diye düşünüyorum. Hayır, kızlar giymesi lazım. Kızlara giydirirsin. Sen sevgiline giydir bana. Geri mi hediye ediyorsun? Hayır. Sen kızlara giydir. Hangi kızlara giydireyim? Ben seçeyim kızı. Benim hediyem değil mi? Bunu bir hanımefendiye giydir, benimle tanıştırmak olmalıydı. Tamam, o zaman ben bunu bir hanımefendiye girip seninle tanıştıracağım bunu. Tamam. Toplantı var, Ecenaz'a giydiririm. Evet efendim, nereye gitmek istersiniz bugün? Ofise. Ofise götür beni. Hemen ofise konumumuzu açıyorum. Üşüyorum, klimayı aç. Hemen açıyorum beyefendi. Ben niye hediye gününü köle günü yaptım? Evet, köle günü olabilirim beyefendi. Köle günü. Hızlı çalış. İlk önce emniyet kemerimizi takalım. Evet, o zaman ilk görevim başlıyor gibi. Hazır mıyız yolculuğa? Çok eğlenceli bir yolculuk olacak. Özel bir isteğiniz var mıdır benden? Yok. Öyle iyi, mutlusun. Bugün sakinim. Keyfin yerinde olduğu sürece benim için hiçbir sıkıntı yok. Sakin modumdayım, chilliyorum. Evet, istediğin gibi, rahat ol. Bugün Enes Batur günü. Peki aradığım aşkı da bulabildin misin? Aradığın aşkı arayacağız şimdi bugün. Mesela şu hanımefendiye ne dersin? Ne? Hanımefendi değil o. Abla. Abla değil oğlum. Ne o? Erkek. Yani... Erkekse götüne bak. Senin götüne bakıldığında rahatsız olur musun? Olmam. Ben de olmam. O yüzden bakabilirler. Aynen. Bence herkes başkasınınkine bir kere bakmıştır. Milletin anasına bacısına bakmadığım sürece sıkıntı yok. Ya ben ana bacı karıştırmıyorum. Benim burada kriterim sevgilisi olmayan, bekar olan. Ama götünden bunları nasıl anlayacaksın? Al, çok mutlu olacağını düşündüğüm Harry Potter'dan şey. Zarf... Oha! Artık Hogwarts'tasın kardeşim. Yalan! Açayım mı bunu? Aç aç. Açıyorum. Dur, mühüre çok bozmadan. Anasını s**tim mühürünü. Daha kötü oldu. Oo. Ne var içinde? Aa, bilet bile var! Biletim var! Nereden götürüyorum? Aa, bu ne lan? Yarım kağıt. O mektup, senin kabul mektup. Askere çağırıyorlar. Bedelli süren bitmiş. Bedelli süren bitmiş. Diyor ki okula kabul oldun diyor, Mr. Potter diyor. Potter mısın sen? Profesör McGonagall çağırmış. Aa, Potter Batur, benziyor. Ben Potter Batur. Potter Batur. Şimdi ofise geçiyoruz arkadaşlar. Şu an araba kullandığım için size çok konuşamıyorum. Ofise geçiyoruz. Arkadaşlar, sıradaki hediyem alışılmadık bir hediye. Yapılmamış. Küçük orta büyük videosu geliyor. Enes'e küçük orta video... Ah, keşke yapsaydım. YouTube'da bir tane çocuk var ya, Hayallerin Paris, pıtı kıtı. Hayallerin Paris. Onu getirmek istiyordum çalgıcı olarak. Tek başına. Beni takip ediyor TikTok'tan. Buradan Mokali'ye selam yolluyorum. Caner Arslan'a buradan selam. Beni takip etmiş TikTok'ta. Büyük fanınım reis. Ağzında yapabildiklerine hayranım. Hayallerin Paris, pıtı kıtı. Hayatlarım Mokali, pıtı kıtı. Nasıl yapıyorum? Alıyor mu Caner abi? İzmir'e gidersen bir gün birlikte TikTok çekelim mi? Sizin ne çalabiliyoruz? Öyle bir tane şarkı çalacağız. Oynamazsın. Bu hediye biraz benim için, ben çok seviyorum. yani inanılmaz. El için böyle, biz de böyle artık. Altın harflerle ismimizi yazdırıyoruz. Davul zurnayla geziyorum artık. Giriş yapacağım. Aa, Cihan geldi. Kimle evleniyorsun? Eğlenmiyor musun? He, gelin almaya geldim. Hadi. Yaren yok oğlum. Neyse, bu kadar. Bir sonraki hediyeye geçelim. Eğlendik, öyle düşün. Eğlenmediniz mi ya? Teşekkür ederim o zaman. Kendime alkış aldım. Arkadaşlar, bir sonraki hediyeme geldik şimdi. Bildiğiniz bardağa top atmak. Böyle 3-4 tane. Bunda mesela 200 yazıyor. Bunda 100 yazıyor. Bunda 10 yazıyor. Bunda 5 yazıyor. Enes'e 3 tane top vereceğiz. Sokabildiklerinin vereceğiz parasını artık. Kazanıyoruz. Çıkarta büyük çekeriz bir tane. Ben kaç yazdığını görmeyecek miyim? Aynen. En son totalde göreceğiz kere. Ha, sektirme. Ama yere de sektirebilirsin. Havalı olmak istiyorsun. Abi elbise gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Bilmem. Yarın pokerde koy attırırsın. Onu çok korktum. 2 tane 5 lira ne yapacağım? Bozuk 10 TL'si olan var mı? Hiç cüzdanımı almayayım. İsteyen var mı bunu? Yapmak isteyen oynasın. Senin bana 10 lira borcun vardır evet, ya. 10 lira borcun var mıdır? Hayır, artık hiç borcum yok. Ya. Aa, doğru yani, borçları kapattı. Artık zengin oldum. Arkadaşlar artık 1400 TL kazanmıyorum. Hazır mıyız? Tamam, sen at, ben vereceğim. Ha? Tek top. Aa, 10 borcum vardı. Tamam, öyle işte. Bu kadar. Ya da yere. Dışarı gitti ya. Nasıl ya? Borçlandı mı şu an birine? Yok. Oh. Katılım ücreti yok. Ben de böyle ofiste davul zurna, böyle küçük oyunlar. Katılım ücreti yoksa ben de katılmak. Katıl işte tabii, buyurun. Sen katılmayacaksın da kim katılacak? Koskoca Turgut Ekim. %180 testosteron. Oha. Ben ikisi de. Olmadı. Ben bravo, tamam, cüzdanım orada. Ben alayım da. Oha, bu ne? Dur ya, bırak. Göster bu oğlum insanlara. Oha. Çok para. Al. Allah Allah ya. Sönecek yavaş. İyi ki zenginsin Enes. İyi ki ünlüsün Enes. İyi ki zenginsin, iyi ki ünlüsün, iyi ki bizim nesin kanka. Ne dilesem? Ne dile? Benle ilgili bir şey dile ama. Böyle videom ya. Daha çok bana ne yapıyor? Ulan dertlere bak ya. Aşk. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Ateşi söndüremedim. Oğlum, dileğim boşa gitti. Enes'in aşkı. Enes'in aşkı ne lan? Aa, lan! Yengeci oldum yanlışlıkla. Vaz ya, dileği söyledim. Umarım. Ecenaz, neredesin? Sabık mıdır nedir diyor bana ya. Keşke biri de bana böyle videolar çekse abi. Oturduğu yerden adama sürekli hediye veriyoruz. Yeter artık. Bir tanesi var hala çok şey. Ona güveniyorum. Hiçbir umurunda da bile değil adam. Çorap aldık zaten. Ama bir tanesi çok önemli. Değil mi gangs? Böyle bir tane biletim var, şoför olma bileti gibi. Evet. Ceza bileti, bunu gün içerisinde bana bir şey yaptırmak istediğinde bana verip kullanabilirsin. Tamam. Öyle verdim. O zaman gidiyorum, gün içinde bir hatırlatırım ben sana tekrar. Getirir misin peki? Ver bileti. Ceza bir tane mi? Daha var, onu veririm. Bu hediye olmaz. Başkasından isterim ki. O zaman iste kanka. Bileti kullan. Başkası nasıl kullanacak bileti? Ne yaptın? Daha kötü bir şey yapmak istedim. Yiğit'e söylesin ama. Ama çekim yapıyor. Senin ha, evet. Benim çekimimi getirir misin? Şimdi git sence. Arkadaşlar, ofisin daha önce videosu geldi mi bilmiyorum ama bu ofis vlogu gibi bir şey de oldu. Şimdi Enes'in odasına gidiyoruz ofiste. Odasına geldik. Ya bence saçmış. Ofis vlogu çekiyorum şu an. Odası bu, Enes'in odasını çekelim. Daha önce hiçbir videoda gözükmedi odam. Benim odam değil ama odam da diyebilirim. Kanka, senin odan değilse bunun burada ne işi var? O siz. Ayaz yazıyor, böyle bir Enes Batur. Biraz odam gibi. Göz korkutucu kanka. Kafa masajı yapabiliyorum. Yapabiliyor musunuz ki gerçekten? Denelim. Ya yapamadığın bir şey niye yaptırıyorsun? Ya yap diye bir yapalım bakalım, hoşuna gider. Öylesine bu deneme. Yapabiliyor. Elleri de yumuşacık. Bebek ellerinde minik ellerim benim. Minik bir kız elliyormuş gibi. Ya ne diyorsun ya? Ama ellerim küçük diye rahat yapabiliyorum. Tamam ulan, bileti ver o zaman. Okey mi? Yapabiliyor muyum? Ya hoşuma gitti mi? Yok ya, oldum. Kayboldum. Yapabiliyorum. Evet. Bak, bu da şimdi sana manidar bir hediye. Ne bu? Aaa, dolunay topu. Aaa, dolunay ışığı. Bizim lansmanda bunlardan almıştık. Hepsini çaldılar ama. Evet, hepsini TikTokçuların hepsi çaldı bunları. TikTok çektiler bunları. Arkadaşlar, Enes'in yeni albümü çıkıyor bu arada. Bilmeyenler için de linkini alalım. Reklam. Bunu da hediye sayıyoruz arkadaşlar. Sana bir tane şey almıştım hatırlıyorsan. Kaptan Amerika. Onu bir yerde bulabilir miyiz bilmiyorum. Onu Spider-Man'lisini aldım. Aa, böyle kaplanıyorum. Şey vardı ya kapısı. Aa, sana evde duruyor Kaptan Amerika. Evet evet biliyorum, atmazsın kanka. Bundan da var ama. Zaten onu ben ilk videoda almıştım. Aynısını mı getirdin, bir daha mı aldın? Aynısını getirdim. Güzel oldu bence, tatlı oldu. Evet, başka? Bu kadar. Bütün gün kaç oldu saymıyorum ki. Saymana gerek yok. Haydi devam ediyoruz günümüze. Enes Batur mutlu. Seviyorum daha fazla hediye. Niye ya, daha güzelleri var oğlum, yavaş yavaş. Birazdan bir şey geliyor, şok olacaksın. Belki ağlayabilirsin. Belki duygulanırsın. İnşallah. İnşallah duygulanırsın diye düşünüyorum. Hadi çık. Çıkıyor muyuz? Ben de çıkayım. Gidiyoruz. En sevdiğim hediye geldi. Ne? Ama söylemeyeceğim, göreceksin kanka. Aynen kanka. Yapma ya. Ya ver hadi ver. Dur ilk önce ya bir açıklama ve izin ver. Ya neyi açıklayacağım? Bu da bir hediye. Ya bunun neyini açıklayacağım? Bunu açıklamaya gerek yok. Göz bağını gözüme takacağım işte. Arkadaşlar bu adamı hatırlıyorsunuz. Benim eski videolarımda gider severek gelirdi. Şimdi işime saygısı sıfır. Hayır şey yani bunu söylemez zorunda mısın? Ama yani yazacak orada. Kapıyı açıyorum. Hayır bu hediye ama göstermem lazım. Tabii bu, göster, göz bağını İstanbul'a arkadaşlar. Koyayım böyle videonu, tamam mı yapma? Aa takılıyor mu bu? Hadi ya. Uyurken takılıyor kanka. Anlatmadın hiç. Hadi uyurken takılıyor, ayakta takılıyor. Nasıl gideceğim yukarı? Ya ben varım yanında, bana güvenmiyor musun? Şey. Hazır mısın? Evet. Sesini duyuyor mu olman lazım? Aa araba mı aldın? Evet. Opel Corsa sesi geliyor. Yok bir motor sesi bu. Nerede görsem tanırım. Hazır mısın? Geliyor. Hadi aç bakalım. Açayım mı? Nerede? Önünde oğlum. Azim sana araba aldı. Nasıl aldın onu dökeyim? Öyle kazanıyorum işte artık. Küçük orta büyükler buna yaptı. Hatırladın oğlum, mı? Senin sol tekerin yoktu. Bir çevirelim. Sol tekeri yoktu. Taktırdım. Oha çok iyi teker lan. Bu hemen kopmaz bak. Vallahi şimdi gideceğiz seninle ağaçsız yollarda gezeceğiz. Nerede ağaç var oraya? Hayır şu an binemem. Korkuyorum. En son hatırladığım öyle şöyle bir şeyler hatırlıyorum en son. Etrafta ağaç mağaç varsa kaldırın çocuğa, sıkıntı çıkıyor. Aynen ben malım. Ağaca çarpıyorum. Salam ben. Milletin ağacına zarar verdim. Hayırlı olsun tekrardan. Sana eski anılarını canlandıralım. Bu korna öttürüyor kanka, motor çalışmıyor bundan. Aynen. Ya. Ozan ya. Ne oldu? Get oldu. Burada sadece Camaro'su olanlar bilir. Camaro sürüyorum oley. İlk defa. Enes'in Camaro'sunu hiç sürememiştim. Takla atmıştı. Şu an Enes'in eşliğinde Camaro süreceğim. Düzgün sür ha. Valla ağaç görürsem kaç. Haberin olsun. Camaro'da en önemli şey kemer arkadaş. Bize Camaro hakkında biraz bilgi verir misin? Lan çok heyecanlı. Ağaç! Ne diye bağırıyorsun? Pardon, ağaç var sandım. Oğlum arabanın camları ne kadar küçük. Ama o zaman düzgün git yani. Bir böyle gidiyor, böyle, bir böyle gidiyor. Ama araba güçlü, bir de ilk defa kullanıyorum. Niye kızıyorsun bana ya? En azından takla atmadım. Bir anda gaza basarsan yanlayabilirsin. Gaza hiç basmadım daha yani. Anılarım depreşti ve seni Camaro ile İstanbul tır attırıyorum sana. Aa her yer ağaç. Ya götüne sok ağacı. Giriyorum bak. Ya yaklaşma. Bir şey olmuyor ki kanka, ne olacak? Diyor ki ring for happy. Yani eğer mutluysan müziği çal diyor. Ha. Mutlu musun şu an? Bende bunun şeyi vardı. Ring for sex. Kim aldı? Onu da ben aldım. Mutluyum demek bu. Mutluysan çal. Ya Camaro'yu da aldım sana. Daha ne istiyorsun abi? Camaro ile geziyoruz bak eski. Zorla güzellik olmaz, zorla mutluluk alalım. O sende kalsın, her mutlu olduğunda çal. Hiçbir zaman çalmayacak yani. O kadar memnuniyetsiz ki videoma geldi. Nerede duracağım ben Yiğit? Aracı nerede değiştirebilir? Oley. Önüne bak. Enes'i mutlu etmek beni de mutlu ediyor şu an. Önüne bakıyorum. Önüne bakıyorum. Ceza kuponunu kullan. Ceza kuponunu kullan. İstediğini yap. Çalıyor mu? Çalmıyor hayır. Ya iniyorum o zaman. Ben su istiyorum. Burada bana su bulacak. Biraz bekleyeceksiniz onu. Ben niye böyle vahşi bir adam oldum ya? Siktir diyorum çocuğa. Ayıp söyledim yani. Arkadaşlar benden su istedi ceza olarak, susamış. Bileti istedim, bileti de kaybettim dedi. Biz de Emre'lerin evin tam altındaydık, Emre'leri aradım. Kanka bana dökmeyin ama. Videodayım ha? Yok lan videodayım, gel sana. Kanka şimdi videoya gidiyorum. Evet. Buydu olay. Hiç olsun, görüşürüz. Öpüyorum, geleceğim yine konuşuruz. Yok kanka görüşürüz. Arayacağım. Ya gördün mü bizde her yerde bir çorbamız var yani. Yiğit ananı araba çarpıyordu. Evet. Al kardeşim su. Ya nasıl buldun abi? Hamur daha önce geldi. Yani cezanın gerçekleşti. Hayır abi ben aldım. Hayır ama geç kaldın. Böyle oluyor mu? Olmaz ki. Oluyor. Al abi ben yaptım görevimi. Onun görevimi yaptırma biletiydi o. Görevimi yaptım ben. Korkma birkaç tane daha var zaten ondan ben. Arkadaşlar Enes kaza yaptıktan sonra çok şoför koltuğu koltuğuna oturmadı. Arada nadir oturuyor. Şimdi de kamaraya binince biraz rahatsız oldu giderken. O yüzden tekrar hamura bindik. Ama ben duygulandığını düşünüyorum. Ufak da olsa bir anıları depreşmiştir. Ben şey olarak düşündüm, hani iyi anıları falan depreşir ama kötü anıları depreşti. Yani boşuna kamarayla uğraştık işte. Yani. Şimdi hamurla gidiyoruz. Hediyeler devam edecek. Günümüz devam ediyor. Daha 24 saatimiz de olmadı. Vardık şimdi geleceğimiz yere. Bir toplantımız var. Bundan sonrasını vlog olarak devam edeceğim. Ama son bir kez daha bir tane daha ufak bir hediyem var. Al bakalım. Bayağı iyiymiş ya bunun için. Ya bu adamı hiçbir türlü mutlu edemiyoruz ki kardeşim. Bu adama ne alayım ki ben? Aç bakayım. Ne yapayım bunu? Ya böyle davranamaz hediyeme. Mutlu ol az. Hiç mutlu değil. Çişim var. Onu da ben yapayım kanka. Hadi mutlu olursun bunda, ben biliyorum seni. Al sen aç. O ne lan? Mutlu alacağım bunu hadi. Bir de doğru aç ama. Ya. Sonra matara almış. Sarmışsın geçen gün mataranı. İçine salatalık suyu koyuyor, kayar eğlenirsin artık. Ben hayatta kullanmam böyle şeyden. Niye? Direkt şişeden mi yenge? Tamam bu kadardı. Gerisini vlog devam edeceğim. Sen saf hediye mi yapıyorsun? Ha, hediye tişört. Hediye tişört mü? Evet. Bir de üstüne baksana, bak hep yager lekeleri var. Fotoğrafta tişörtte yager lekeleri var. Tişört milyon lansmanında düğünü. Tişört yager lekeleri var. Al bu da sarılma biletin. Bunu istediğine kullan. Bana kullanmazsın diye düşünüyorum. Sarılma biletin nedir? Birine verip sarılabiliyorsun. Ben mi sarılabilirim? Evet. Ya bana da sarılabilirsin ama birine versen bence sana sarılır, seni kırmaz. Uğraşmış bu kadar derler yani. Sarılma bileti, bana sarılır mısın? Aa, heyecanlandım. Ben de heyecanlandım direkt. Aa, bir tane daha var onda. Bu kadar basit ediyorum. Sana olan duygularım basit mi? Bu demek istiyorsun sen bana. Niye önce tavsiye ediyorum? Olayım bu. Arkadaşlar bu da çok zengin olduğu için ne versek beğenmiyor ya. Al desibel aletimi vereceğiz. Ne vereceğiz? Ben seni darlıyorum sürekli, sen ondan yoruluyorsun. Ben de seni kovalıyorum, ondan yoruluyorum. Ne istiyorsun? Al dünyanın en iğrenç hediyesini buldum hediyelere bakarken. Adına bak. Aşkı biyotik. İçini aç şimdi. Hap çıktı bir tane. Hap mı çıktı? Formülü. Hapın içine aç. Bir not var. Notun içinde yüzük var. Notu tutuyor. Ecenaz. Onu içiyorsun kanka. Ecenaz yolladı. Ecenaz yazıp bir büyüsü. Hayır sen git. Okuyup üfledin mi bu kağıdı? Yani en iğrenç şeyi, büyülü kağıdı. Bu kağıdı nereden çıkardı? Ecenaz büyü yaptırmış bu kağıdı. Ne yapmış kağıdı onu merak ettim. İşte içinden çıkmış abi, anlamadım sen ki. Ecenaz'a bağlanmam için Ecenaz neyini verdi bu kağıda? O onun yüzüğüydü kanka. Piercing'iydi. Piercing'in içince aşık mı oluyorsun? İpi yut ne olacak ya, bir tane içim. Ecenaz için içmez misin o hapı? İçerim. Ben de içerdim Ecenaz için. Ben senin için de içerdim. Yengecim misin? Hayır ne alaka? Allah Allah, her şeyi niye buna bağlıyorsun ya? Bir kere adımız çıktı inmiyor 8'e kardeşim ya. Şaka da yapamıyoruz artık. Arkadaşım Ecenaz benim ya. Yok QR kod. Bu çalışıyor mu böyle? Arkadaşlar şu QR kodu okutarak kanalıma abone olabilirsiniz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer daha fazla bu tarzda video isterseniz, yani diğer arkadaşlarıma, Yaren'e, Cihan'a, Ecenaz'a böyle videolar çektiğimi görmek isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın. Buradan çıkan butondan kanalıma abone olabilir. Buradan da eski videomu izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.